Gaziantep'te artan bebek ölümlerinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Minik Kalpleri İlk Yardım Projesi, bebeklere hayatını kurtarmayı ve anneleri bu konuda bilgilendirmeyi hedefliyor. Konuştuk ya en başta. Bebeğin bilinçli olup olmadığını kontrol ettim. Ayak tabanına fiske vurdum. Sonra da nefes alıp verdiğini kontrol ettik. Baktığında hisset yöntemiyle nefes alıp verdiğini kontrol ettik. Tamam mı? Şimdi bu çok yanlış bir şey. Ben yetişkin bir insana ya da büyük bir çocuğa fark bebekleri sağlıyor muyuz? Hayır. Bebekleriz asla asla sallamıyoruz. Buna şehitin beyin sendromu diyorlar. Beyin damarlarında bu çocukları böyle sedirin kenarına tek başına bırakıp işimize dönmüyoruz. Bu çocuklara mutlaka ya yanlarına bir önlem alalım. Yerlere yastık koyabiliriz. Vallahi bilinçli olduğumuz daha iyi oldu. Bilmiyorduk bazı şeyleri. Yani bazen paniğe katılabiliyoruz. Onun için de öğrendiğimiz iyi oldu. Şimdi önceden yani başıma bir şey gelmedi ama bilmiyordum. Şimdi bazı şeyleri gördükçe daha iyi anladık. Yani şimdiki başıma bir şey gelmedi. Bu yeni başlattığımız bir proje aslında. Minik Kalplere İlk Yardım projemizin adı. Gaziantep'te biraz bebek ölümleri oranları fazla maalesef. Özellikle Gaziantep'te bebek ölümlerinin oranlarıyla ilgili bir istatistik çalışması yaptık öncesinde. Ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu mahallelerden başlayarak annelere, anne adaylarına bir bebekler için ilk yardım eğitimi verelim. Bir farkındalık yaratalım. Belki bebek ölümlerini azaltmak için faydamız olur diye bir düşünceyle yola çıktık. Bu ikinci mahallemiz. Geçen hafta Üçoklar Mahallesi'ndeydik. Bu hafta da Boyna Mahallesi'ndeyiz. Çok iyi bir katılım oldu. Anneler, çocuklar hepsi çok motive etti bizi. Muhtarımızın da desteğiyle güzel bir eğitim projesi oldu bugün. Bugünkü eğitimimizde özellikle bebeklerde İşte kalp durmasında, solunum durmasında ne gibi müdahalelerde bulunabilir? Ambulans gelene kadar annelerin yaptığı müdahalelerle hayat kurtarılabilir mi? Bununla ilgili farkındalık oluşsun istedik. Suni solunum, kalp masajı hakkında bilgiler verdik. Artı bu işte sara nöbeti geçiren ya da ev içindeki her türlü kazada yanık olsun, yaralanmalar olsun. Anneler evde ilk yardımda ne yapabilir? Bebeklerin hayatını kurtarmak veya ciddi yaralanma olmasın diye ne gibi müdahalelerde bulunabilir? Bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. Bununla ilgili bilgilendirdik. Uygulamalı eğitimimiz de oldu aynı zamanda. Annelerimizle birebir maketlerimizle deneyerek bu projeye destek oldular. Normalde biz kendi ilk yardım eğitim merkezimizde işte polislere, jandarmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak ilk yardım eğitimi veriyoruz. Ve bununla ilgili bir ilk yardımcı kartı, ilk yardım sertifikasyonu da yapıyoruz. Bu 2 günlük bir eğitim oluyor. Ama bizim şu an burada yaptığımız daha çok anneler için bir farkındalık eğitimi. Herhangi bir sertifikasyonumuz olmadı. Üçoklar Mahallesi'ne geçen hafta gittiğimizde orada çok güzel dönüşler oldu. Hatta eğitimin uzun halini alıp sertifika almak isteyen, ilk yardımcı olmak isteyen annelerimiz oldu. Onları da davet ettik. Onları da kurumumuzda 2 günlük bir uzun ilk yardım eğitimine tabi tutacağız. Böyle bir heves ve talep olması da bizi mutlu etti. Bunlar önlemler. Ama diyelim ki bebeğimiz düştü. Kafasında ya da elinde kolunda herhangi bir yaralanma oldu. Ne yapabiliriz? Temiz bez. Temiz bir bez, başımızı tülbenti, temiz bir atlet gibi canlı ya da kolunu ve sabit tutalım. Yani biz onu hastaneye götürürken sağlam sinirde, damarda hasar olabiliyor. Yani orada kolu ya da bacağı sabit tutmak çok çok önemli. Soğuk su ekleyelim. Başka tekrar.